Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sade kek yapıyorum. Öncelikle bir bardak şeker ve 3 tane yumurtayı atıyoruz. Bu yumurtaları güzelce çırpıyoruz mikserle. çırpma işlemini güzel yapıyoruz. Ne kadar iyi çırparsak o kadar güzel kabaracaktır. Kabarması için bu şekilde oldukça çırpıyoruz. Köpük köpük oluncaya kadar, hafiften katılaşıncaya kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Bir bardak, yarım bardak sıvı yağ atıyoruz. Bir bardak süt atıyorum ve bunu tekrardan çırpıyorum. Çırpma işlemi bu şekilde fazla etrafa sıçrama ihtimali olabilir. Dikkatlice önce yavaştan çırpıyoruz. Bunu da tekrar karıştırmış oluyoruz. Ne kadar iyi karışırsa o kadar daha güzel kabaracaktır iki buçuk bardak un atıyorum. Bu kıvamına göre ilave edebilirsiniz. Daha azar atarak bir paket kabartma tozu atıyorum. Bir paket de vanilya atıyorum. Bunları artık mikserle karıştırmayacağım. Kaşıkla karıştıracağım. Fazla böyle şey yapmadan iyice karışmasını sağlayacağım. kabarmasına engel olmaması için yumurta çırptığımız yumurta sönmemesi için ama iyice karıştırmayı da sağlamamız lazım topak topak olmaması gerekiyor kıvamı da akışkan bir halde olması gerekiyor çok katı olunca biraz sert olur kıvamlı olur pofuduk pofuduk olması için biraz yumuşak yollu olması lazım bu kıvam yeterli yani siz de kendinize göre tecrübelerinize göre devam bakarsınız ama eğer kıvam nasıl olmalı derseniz bu kıvam bence çok ideal bir kıvamdır. Ee, yağladığım tepsiye koyuyorum ben ee, kek kalıbında değil tepsiye nasıl e, olacağına bakalım. İyice yağladım tepsiye yapışmaması için tepsiye bu şekilde dağıtıyorum. Sonra üstünü düzelteceğim. Ee, kek kalıbında pişirmek belki daha farklı olabilir ama bu tepside koyuyorum. Küçük bir tepsi fazla büyük kabarmayacak. Bu şekilde pişti. 150 160 derecede yarım saatte pişmiş oldu. İlk 20 dakikayı açmadım. Ondan sonra baktım, kontrol ettim. Piştiğinde bu şekilde çıkardım. Bunu kesiyoruz. Tepside bırakmıyoruz ki ıslanmasın, buhar tutmasın ve çok da şey olmasın diye kesiyoruz Buyurun. ve baya güzel bir kek oldu siz isterseniz hamurunu hafiften limon rendeleyebilirsiniz limon kabuğunu pofuduk pofuduk oldu eğer yaparsanız afiyet olsun tarifimi beğendiniz ise yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz Şimdiden teşekkür ediyorum. İzlediğin için çok teşekkür eder. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim.